Herkes. Efendim, bugün 22 Mayıs 2020 Cuma. Ramazan ayının son cuması. Yarın Ramazan'ın son günü. Yarın Ramazan ayının son günü. Mehmet Şenler bize günaydın dedi. Ve pazar günü bayram. Herkese şimdiden kutlayalım. Çünkü biz pazar, pazartesi ve salı burada olmayacağız. Yani bu programı yapmayacağız. Tabii ki Kanal T yayınlarını sürdürecek. O ayrı bir olay. Mete Gümüşok hayırlı cumalar diyor bize Cengiz Saner Hamitköy'den günaydın diyor. Biz de ona diyoruz tabii ki. Efendim, bayram tabii ki yarın son kez oruç tutulacak. Normal süre içerisinde tabii ki ama tutamayanlar için telafi oruçları adı öyle midir bilmiyorum ama herhalde olur. Doğan Ank günaydınlar, ses gelmez diyor. Doğan Ank ses gelmez. Acaba videodan şeyden internetten ses gelmiyor galiba. Yaşarım. Örsan'ım Yaşar günaydın. Hallettin. Ha, şimdi geliyor. Yok, gelmiyor. Ha, evet, şimdi açıldı ses, açıldı. Ekrem Gazi Özuysal, Yaşar Aracı, Şerife Turgay Derya, Burhan Tekünlü, Sayer Aker, Tevfik Üge, Mehmet Uluçaylı, internette ses yoktu. Evet, Cengiz Saner Hamitköy'den günaydın. Ama şu anda sesimiz geldi. Biz de o sessiz dönemdeki sözlerimizi tekrar edelim. Neler söyledik o sessiz dönemde? Hemen sizlere söyleyeyim. Bayramınız kutlu olsun dedik. Çünkü bugün son cuması Ramazan ayının dedik. Yarın Arife günü ve pazar günü bayram. Yarın Güney Kıbrıs'ta bizim bayramdan dolayı kiliseleri açıyorlar dersem de tabii ki yalan olur. Ama pazar sabahı bizim camilerimiz toplu ibadete açılacak. Din İşleri Dairesi bu konuda uyardı. Din İşleri değil, Din İşleri Dairesi uyardı. Seccadeni alıyorsun, maskeni takıyorsun, abdesti evde alıyorsun. Ve mümkün olduğunca kucaklaşmamaya, öpüşmemeye, sırnaşmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü örneğin Sağlık Bakanımız hala korkuyorum diyor. Endişeliyim, korkuyorum. Evet, huzursuzum diyor. Huzursuzum. Kubilay Güler, Nazime Abdullah günaydın, hayırlı cumalar İskele'den. Cengiz Saner tamam dedi. Fatoş Kerimoğulları günaydın. Hasan Sevinç. Kamil Özalay, Guten Morgen, Metin Emir Ali Bengisu, Yusuf Kadir Beyleroğlu Londra'dan bize selamlar ediyor. Savaş Tilki Hocam günaydın. Günaydınlar, günaydınlar Naci Aydın Kaya. Günaydınlar Naci abi, Aydın Tüler, günaydınlar. Efendim, çok dikkat edelim lütfen. 8 Haziran'da da yüksek bir olasılıkla öğrenciler, güneyde çalışan, okuyan ve sağlık la ilgili hizmet alanlar geçebilecekler. Kamil Özalay çok açıldınız diye Almanya'dan uyarıyor. Bizde durumlar sıfır Kamil hocam, doktorum. Erdinç Ökten günaydın. Laptopun önündeki diyor o mu? Hayır, laptopun önündeki kaç gündür söylüyoruz? Ekoliv. Ekoliv. Yani içecek, alkollü içecek değil. Öyle bir reklam yapma şansımız yok zaten. Bu Ekoliv, Akdenizimizin bu ülkeye değil sadece aslında bu dünyaya sunduğu bir güzellik, bir muhteşem bir şey. Zeytinyağı demek istemiyorum. Bu böyle altın şurup zeytinyağı ama değerli, çok güzel bir şey. Bu da Kantara'nın harnup pekmezi. Kantara'nın harnup pekmezi ama Kantara'nın tabii ki ceviz macunundan, kabak macunundan, karpuz macunundan, balına kadar çok güzel örüncükleri var. Herantez Yakar, günaydınlar.
Cemal Kaya, günaydın komutanım. Allah kolaylık versin. Şimdi Erenköy'de, Antep Tepe'de olmak ve kahve içmek vardı. O tepelerin hep isimlerini değişmişler be Cemal galiba. Bilmiyorum. Sorarık, öğrenirik ama keşke orada olsak, ne güzel. Gerçekten askerdeyken aman bitsin diyorduk ama bazen çok özlüyorum askerlik günlerimi. Gerçekten arkadaşlarımızı da, hepsini de Cemal'ım sağ ol. Herkese selamlarımızı iletiyoruz. Erdinçök'ten Fırat Golal, sokaklarda sokak lambaları yanmaz. Güzel bir görüntü değil. Aydınlatma parası ödüyorsak lütfen ilgilensin birileri. Lefkoşa karanlık, başkent mi burası? Evet, öyle kabul ediliyor. Kazım Hakverdi, Kardatçığım günaydın. Aydın Tüler, tekrar günaydın. Evet, Kamil Özalay diyor ki Almanya'dan eğer isterseniz mouse gönderirik size. Bizde mouse var abi, kullanan yok. Bilgisayar da var devlet dairelerinde bakmak için. Mehmet Çörekçioğlu, hayırlı yayınlar. Sağ ol kardeş. Ali Zengin Ses, Halmenli Hacıyeva günaydın. Tamer Sırgan günaydın. Maske takma olayı bitmiştir. Dün birçok kişi maskesizdi. Allah bizi korusun diyor. Evet, bu konuda bilmiyorum hükümetin pozisyonu nedir? Polisin pozisyonu nedir? Bence maske takmayanların merkeze götürülmesi, herkese gösterilmesi anlamında söylemiyorum ama ceza alması şarttır diye düşünüyorum. Gerçekten ben Doktor Ali Pilli'nin yandaşlarındanım. Korkuyorum ve huzursuzum. Sizi bilmiyorum. Siz cesur kesimdeyseniz Allah hepimizi korusun. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Hidayet Ali Sarı. Şimdiden önce sizin, sonra tüm sevdiklerimin, tüm İslam aleminin Ramazan bayramlarını kutluyor. Nazime Abdullah ablamız sağ olsun. Necdet Mavi Gözlü. Herkes namazını evde kılsa Allah kabul etmiyor mu? Necdet Mavi Gözlü sordu soruyu. Yanlış adama sordu. Netflix'te Lucifer'e sorması lazım bunu. Yani bilmiyorum abi, ben bu konuda Lucifer biliyorsunuz, bilmiyorum izlemiş misiniz, izliyor musunuz, dünyada çok tartışma yaratan bir dizi. Şeytan Lucifer geldi, dünyada yaşıyor, babası da Tanrı tabii ki. Ona sormak lazım. Yangınla ilgili 3 kişi tutuklanmış, doğru mu diye soruyorlar. Sorayım polise, ben duymadım. Şu anda gazetelerde de öyle bir şey görmedim. Tutuklama. Çok. Evet, saçlar süper. Benim adaş güzel keser diyor Kamil Özalay. Abi geldiğinde seni de götürürük. Ahmet Ersöz Başkanım günaydınlar. Bayramın kutlu olsun senin de. Erdoğan Karakaya, Kemal Zayim, Nagihan Umar günaydınlar. Savaş Tilki Hocam tekrardan günaydınlar. Sevgiler, saygılar. Evet, çok güzel bir yorum okudum. Sabah sabah moralim düzeldi, içim açıldı. Sevgili Mete Hatay'ın yorumu, Mete Hatay kardeşimizin bir yorumu. Hemen sizlerle de paylaşayım bu yorumu. Tabii sevgili Mete Hatay'ın çok fazla yorumları var bu konuda ama... Evet, Erdoğan Akkılınç kardeşime, Şahsine Keskin'e, Erol Adalı Er'e selamlar ediyoruz tabii ki. Aysın Öztürk müdürüme günaydınlar diyorum. Ecvet Ali Kanatlı sağ olsun. Evet, neredeydi o? Neredeydi? Ha, Nikos Anastasiadis attığı adımlarla herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Örneğin bugün, yani dün, Haziran, 8 Haziran'dan sonra güney-kuzeye geçişlerin başta azınlıklar, diğer tarafta çalışanlar ve okuyanlar için aşama aşama açılmasının mümkün olduğunu açıkladı. Çok yapıcı kararlar bunlar. Geçen gün kuzeydeki yangına yangın söndürme araçlarını göndermesi bile insani açıdan ona göre devrimci bir adımdı. Bazı yabancı öğrencilerin özel otobüslerle karantinasız bir şekilde Larnaka'dan onları bekleyen uçaklara taşınmaları gibi, yani kuzeyden Lübnanlı öğrencileri güneye götürdüler. Karantinasız, sorgusuz, sualsiz otobüse koydular, Larnaka'ya götürdüler, uçağa bindirdiler, Lübnan'a Apostolos Andreas ettiler. Bravo. Evet, bunu yaparak
Şimdilik çok yapıcı adımlarla devam ediyor. Bu dönüşümlü başkanlık ısrarından vazgeçersek eminim anlaşma yapmak da bir o kadar kolaylaşacak. Demek ki illa birilerinin bize anlaşma pişirip dayatmasına gerek yok. İki toplum böyle konuşarak, koklaşarak, kucaklaşarak bu sorunları çözebilir dedi. Ben beğendim bu yorumu. Beğendim. Hoş bir yorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Dervişe Karapaşa, Serhat Bey günaydın. Dün Lefkoşa'ya gittim. Ne yolda ne mağaza içerisinde maske takan yok. Bunu kim denetleyecek diyor, soruyor. Muhammed Gözay günaydın. Şahsine Keskin günaydın. Helikopter almaya gerek yok. Köylü söndürür yangını. Onun için rahattırlar, ne yapsınlar diyor. Yani helikopter sadece helikopterle olacak gibi değil bu. Evet. Ali Baba açıl susam açıl diyerek altınlara kavuşur. Ali Pilli acil sektör acil diyerek koronaya davetiye açıl sektör açıl diyerek koronaya davetiye çıkarıyor. Ulus Barani dedi bunu ama sevgili Ulus Barani napsın yediler gene kafayı yediler başının etini yediler kafayı yediler anlamında yanlış da anlaşılacak onu şey alana başının etini yediler adamın eminim yani bunlar aç açtık şimdi. Şimdi şeye geçti herkes. Boris Johnson moduna geçti. Kıbrıs'ta özellikle açılmalı diyen herkes Boris Johnson moduna geçti. Neden? Çünkü bir kaparsak ölen ölür, kalan sağlar bizimdir durumuna gelecek. Allah herkese sabır versin. Erbil Damcıoğlu günaydın komutanım diyor. Günaydın Erbilciğim, kardeşciğim, asker arkadaşlarım benim. İşte askerlik niçin çok güzeldir biliyor musunuz? Arkadaşlıkları ölümsüzdür diye. Arkadaşlıkları ölümsüzdür diye. Evet, benim zamanımda tepelerin ismi diyor Metin Emirali Bengisu. 1981 yılında Mardin, Urfa, Gaziantep, Hatay, Seyhan, Mersin, Antalya, Bora ve Muğla. Evet, bizim zamanımızda da öyleydi sevgili Metin Emirali Bengisu. Mardin kapı, Hatay kapı vardı. Mardin'den Hatay'a kadar. Bora Tepe vardı tabii ki Antalya. Karşı taraftakiler da vardı. Evet. Şimdi değişmişler bildiğim kadar isimlerimi. Evet. Biz de Erenköy'de askerlik yapan bütün arkadaşlarıma da selamlarımı iletiyorum. Semavi Aşık günaydın. Tabii Erenköy Karagah Destek Bölüğü aynı zamanda ve ikinci bölük, birinci bölük bizim bölüklerimiz. Komutanlarımı da selamlıyorum hep o dönemden. Askerlik anıları bitmez. 4-5 cilt böyle yazan anladın, abardın. Hatta savaş çıktı gibi ifadeler bile kullanabilin bazen. Oysa tık yok, urum görmedik be. Uzaktan işte nedir? Lefkoşa'dakiler çok yakından görüyordu. Biz de tepelerde görüyorduk yani karşıda. Ama genellikle yorumlar uyuyordu yani. Onlar da Allah iyiliklerini versin. Onlar da gariban. Napsınlar. Evet, hiç kalabalık yerlerde kimse bulunmasın diyor Nazim Hanım. Bunu da söyleyeyim sizlere. Evet, Tuncer Karakurt komutanlarımızdan biri tabii ki bizim sevgili büyük ağabeyimiz demeyelim. Aynı yaşlardayız ama tabii ki biz gittiğimizde bizim komutanlarımızdandı Tuncer kardeşimiz. Ne güzel bir şey. Bak onu da hiç unutmuyoruz biz. Tabii ki Gülseren'den. Süleyman Er, günaydın baba, cirlenmeye devam. Zaten 170 solunum cihazımız var, herkese yeter. Facebook'ta Kıbrıs'ta Çözüm Hareketi diye bir grup kuruldu. Herkesi davet ederim diyor Doğan Ank. Kıbrıs'ta Çözüm Hareketi. Bravo. Rıza Şen, günaydın. Güzel günler abi demiş. Mehmet Ali Çavuşoğlu, Kemal Osman Ceyhanlı, Cuma Gül Muradova, Katriye İnatçı, atlamayalım. Mehmet Bata, günaydın, bayramınız kutlu olsun. Kaan Güler, Nurcan Göktaş, günaydınlar efendim. Semavi Aşık abim günaydın. Tekrardan kimseyi geçmeyelim. Geçmedik şimdilik. İnşallah diyoruz ve devam ediyoruz. Esnafımız bayağı sıkıntılı. Yeni Bakış gazetesinde bugün sevgili Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı ve aynı zamanda Oda Başkanı, özür dilerim, Kuaförler Birliği Başkanı Mahmut Kamber
işletmelerin giderleri olan kira, kredi, faiz, vergi, sosyal sigorta gibi konularda hükümetin maddi somut desteğine ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Berkay Okkıran, Ahmet Akhay Akbil günaydın. Ertaş Kasap günaydın. Tabii ki Katri İnatçı günaydınlar. Cuma Gül Muradova tekrar günaydın. Söyledik söylemedik bilmiyorum. Kemal Osman Ceyhanlı atladık. Evet, esnafın kaybı çok büyük ve gerçekten bu konuda bugün Yeni Düzen'de de manşette önemli bir haber var. Kral değil halk çıplak. Anne bak kral çıplak, artık birilerinin bunu söylemesi lazım ama evet, kral değil halk çıplak. Kıbrıs'a ne zaman girişler olacak? Evimiz orada, evimize gelemiyoruz dedi Sevgi Ildız. Daha önce de söyledik, herhalde Türkiye'dendir bu mesaj. Önce evet. Evet. Sağ ol Ahmet Celal Taçoy. Bakarım. Mehmet Şenler günaydın. Maşallah fiyatları göğe yükselttiler. Vatandaş ne yapsın diyor Lika Şenmedi. Çünkü esnaf da maşallah sıkıntılı ama Mehmet Şenler günaydın. Pahalı diyor her şey. 8 Haziran'da güneye geçişin ve bazı kapıların açılması yönünde yorumunuzu merak ediyorum. Düne kadar vaka çıktı diyor Cemal Dinçer. Abi bundan sonra her şeyi madem ki böyle bu şekilde açacaklar. Çünkü Pileli kardeşlerimizin durumu gerçekten çok sıkıntılı. En sıkıntılı olan ya da aslında şu anda tek sıkıntılı olan güneyde okuyanlar, güneyde çalışanlar ve Pile'de kalanlar. Onun dışında sıkıntı yok. Ha bir de biraz önceki arkadaşım Sevgi Ildız bize mesaj gönderdi. Evimiz orada diyor. Kıbrıs'a ne zaman girişler olacak? Şimdi önce Pileliler 1 Haziran'da şartlarını Sağlık Bakanlığı belirleyecek. Geçişlere başlayacaklar hayırlısıyla. Yani bayramın ertesinde Pileliler gelecek. Bayramı uzaktan sanal olarak kutlamak zorunda kalacaklar. Tedbirlerini herkes kendi alacak. Güneyde hala devam ediyor diyor Cemal Dinçer. Yalnız 1000 testte 5 çıkmasını bile fazla şey kabul etmiyorlar. Yani sorun kabul etmiyorlar. Orada da bitti. Ancak esas sıkıntı Haziran ortasından itibaren Güney Kıbrıs'a dışarıdan turist gelmeye başlayacağı beklentisidir. Dolayısıyla bizim herkesin kendini koruması gerekecek. Yani eskisi gibi yaşamayacağız. Maske bu yüzden çok önemlidir. El yıkama hikayesi, hijyen bu yüzden çok önemlidir. Toplu ibadetlerde, yani karşı değilim inanan gitsin tamam ama bu çok 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 önemlidir bence. Serdar Tihirkak kardeşim günaydın. Turan Yıldırım, engelli maaşları bugün ödenecek mi acaba? Sanmıyorum. Bugün maaş falan ödenmiyor bildiğim kadarıyla. Yetiştiremeyecekler diye söylemiştik ama bence bunu bakanlığa, Maliye Bakanlığı'na sormak lazım. Evet. Şimdi önce Türkiye'den ve dünyanın her yerinden KKTC vatandaşlarını almaya getirmeye devam edecekler. Herhangi bir tarih yok bu konuda. Özellikle İngiltere için. Uçaklar açılmadığı sürece, başlamadığı sürece ve geçişler açılmadığı sürece Sayın Sevgi Ildız gemiyle gelme durumumuz söz konusudur. Ama o da henüz kararı verilmedi. Yani önce KKTC yurttaşları, sonra KKTC yurttaşı olup burada mekanı, evi olmayanlar, adresi olmayanlar, ondan sonra da KKTC yurttaşı olmayıp burada yaşayanlar. Yani siz eğer KKTC yurttaşıysanız gemiye binip gelebiliyorsunuz. 14 gün karantina hala devam ediyor. Evime gelmek istiyorum İstanbul'dan Kıbrıs'a. Fakat 24 gün karantinada kalmak. Hayır, 14 gün karantina halen devam ediyor Sayın Tülay Oğuz.
14 gün karantina devam ediyor, kaldırılmadı henüz. Bunu, evet, güneye gelecek turistlerin kaç tanesi uzun yola gidecek? Biz daha ileri geçemeyik. Bence sorun yok. Evet, ama güneye gelenler bu tarafa gelir mi, nasıl gelir bilmiyorum. Bu tartışmaların tümünün bitmesi için aslında en güzeli, evet, Ziya abim selam gönderiyor hepinize de. Ben de ona öpüyorum, kucaklıyorum uzaktan. Ziya İrfanoğlu diyor ki iki ay evde kaldık. Bir gün daha evde kalmaya tahammülüm yok. Ortalığı parçalayacak gibi bir mesaj attın be Ziya abi. Evet. Yok, TC vatandaşıyım. Henüz öyle bir karar yok. Zaten Sevgi Hanım, zaten kapılar açık değil. Şu anda giriş çıkış yok Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Yani sağlık raporu veya herhangi bir raporla şu anda giriş yok. Ama ben inanıyorum ki, herkes inanıyor ki, eğer 8 Haziran'da güney açılırsa çok büyük bir ihtimalle birkaç gün, birkaç hafta içerisinde şey de devam edecek. Yani Türkiye'den de herhalde gelişler bir şekilde başlayacak. Evet, sanılır ki turist öylesine gelecek, büyük bir ihtimal yanında COVID testi istenecek. Bu tartışmalar hala sürüyor, herhangi bir karar yok. Okan Erdem, siz güzel yürekli dostlara günaydın. Şeref İçli günaydın. Selamlar, saygılar tabii ki Şeref İçli. Esas sıkıntı şu. Esas olay şu, koronavirüsün varsa bir örgütlenmesi, liderliği falan, onunla müzakere edelim. Mutasyon beklentisi var. Yani tıp bunu bekliyor aslında. Çok ünlü insanlar var dünyada ki Haziran-Temmuz ayında bu hastalığın kendi kendini zayıflatacağı iddiasında olanlar var ve bu iddiada olanlar, yani işte biyokimya, kimya, biyoloji falan alanlarında Nobel kazanmış insanlar. Yani bizim gibi değiller yani. Dilbandi pozisyonunda, bilim anlamında. Yani bilim dilbandisi değil. Ondan duyduydum bas gitsin değil yani. Adam kendi uğraşıyor, kendi bakıyor, kendi buluyor. Mikroskobu var yani onun. Benim de var oyuncak, eskiden çocukluktan kalma, hala annemde durur diye düşünüyorum, inşallah durur. Çünkü arada bir ben de bakmak isterim yani, var. Çocuğu kan alırdık öyle şeycikler. Okulda da vardı bizim, Kurtuluş Lisesi'nde, ama tabii bize öyle hiç şey olmadık yani. Başkasından duyuyoruz, söylüyoruz. Var birkaç bilim adamı. Müslüman aleminin bayramı kutlu olsun. Lütfen Şeyhülislam sıfatınızı kullanarak marketçilere bir fetva verin. Çünkü vatandaşın şeyini ağlattılar diyor. Evet, söyleyelim. Yani olay bu. Biraz pahalılandı her şey. Çok pahalılandı. Bugün tabii ki ekonomist kardeşimiz Mehmet Saydam diyor ki, bireysel zaruri ihtiyaçlar dışında lüks tüketimden uzak durulmalıdır. Çünkü para kalmadı memlekette. Ama bireysel zaruri ihtiyaçlar da pahalı oldu tabii ki. Evet. Her ekolog oldu herkes diyor. Napsınlar Hasan Aysal kardeşim. Çirpi inan yangın söndürsünler. Diyelim, Raif Toluk kardeşim öyle diyor. Çirpicikle yangın söndürülebiliyormuş. Çilem Taşdemir günaydın. Sağlık Bakanı neden endişeli? İnşallah bir sorun çıkmaz. Sağlık Bakanı endişeli. Çünkü if there is no fire, there is no smoke. Yani ben uydurdum ama eğer ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yani belli ki bir ateş var bir yerlerde. Korkuyor. Herkes korkmak zorundadır. Herkes korkmak zorundadır. Evet, sağlıklı olun, sağlıklı kalın lütfen. Bakalım gazetelerimizde de neler olacak bugün.
Kamu Hizmeti Komisyonu'nda sistem tamamen durmuş, işte bir üye varmış da o üye atanmamış da, atanmadığı için de hiçbir terfidir da şudur da budur da yapılmıyor. Ben Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı ve üyelerini tabii ki tenzih ederim ama bu ülkeye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne değil koronavirüs, dünyadaki herhangi bir hastalıktan çok daha büyük zararlar vermiş bir kurumdur Kamu Hizmeti Komisyonu. Allah'ım bu mübarek cuma gününde, Ramazan ayımızın son cumasında senden tek bir duam, tek bir dileğim var. Bir tek dileğim var, var ya bir şarkı ama o değil. Bu Kamu Hizmeti Komisyonu'nu artık kapatın. Başka bir sistem, daha demokratik, insani sisteme geçin. Çiftliki sistemden çıkın. Bu Kamu Hizmeti Komisyonu dünya tarihinin gelmiş geçmiş, yani şimdi başkanlarıydı, üyeleriydi, Kamil Kayrak dünya isim, o ayrı bir insan, ayrı bir olay. Ama bu Kamu Hizmeti Komisyonu'nun bu Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına yaptığı fenalıkların haddi ve hesabı yoktur. Onun için inşallah kapanır. İnşallah kapadın. Yani lütfen kapadın. Gitsin bitsin. Çünkü gerçekten çok büyük fenalıklar yapıldı. Dünyanın en kötü torpil mekanizmaları hep burada çalıştı. Soru sattılar, soru verdiler. Dostları, ahbapları senelerce idare ettiler. Çiftliğin tam böyle kahyalık yeri olarak kullandılar. Ve yüzümüze, yüzümüze bulaştırmamızın sebebi de bu oldu. Bu yüzden bu memlekette mouse kullanamaz insanlar. Anladın? Ne yapsınlar? Üyeleri, başkanları değil sorun. Sorun memleket. Ya. Tezel Çemender, Kanal TV benim kanalım diyor. Neredesin be Tezel abi? Şeref İçli, günaydın. Doğan Ank 7.5 değil miydi o diyor. Osman'a yanıt vermiş ama. Sanırım iç hatlar başlıyor Türk Hava Yolları diye söylenti var. Sevgi Hanım, bizi hiç iç hatlara almadılar ki, bizi dış hatlara saydıkları için dış paralarından da bize bayağı üniforma giydirdiler, yani o dönemde giydirdiler, çok giydirdiler tabii ki herkese. Arfe günaydın, herkesin bayramı kutlu olsun. Oya Erdoğdu Denizer günaydın, Serhat selamlar. Kamil Basmacı Gardatçım günaydın. Bayramda bayram namazı kılınmayacak demedi kimse. Bayramda bayram namazı kılınmayacak dedi mi biri? Yok. Evet, hava durumuna geçeceğiz. O hava durumcuğu diyor Kazım Hakverdik. Hava durumunu zaten en başta söyledim. Havalar serinledi. Osman Göztaş'ı bir paket fasulye 16 TL. Ya. Affedersiniz ama gaz bile çıkaramayacağız sayenizde. Gaz bile çıkaramayacağız, fasulye yemeyeceğiz sayenizde. Yani şey yapamayan bir toplum olur mu? Olur mu? O da bir itibar meselesidir değil mi? Evet. İnşallah bir sorun çıkmaz. İnşallah. Tezel Çemender çok çok teşekkürler. Bu Ramazan gününde sarı çiçeği okumadın diyor Nevzat İrdem. Abi yemin ederim geleceğim, elleyebileceğiz gün direkt. Ben, sen, hem Lapdalı Mehmet bir gün ayrancık şey yaptıydık ya ovada, hatırlarsan. Hiç unutmam o eski hellimciyi ben Nevzat abi ha. Hatırladın? Tarlada. Çok 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 böyle bir hellimcik. O gün baştan sona okuyayım sana kendini. Gözyaşları içerisinde. Anlaştık. Tamamdır Nevzat abi. Hanife Yılmaz. Sağ olun. Osman Göztaş'ı şu anda 16 TL'dir diyor. Evet. Şeref İçli. Güzel. Çift iş yapanların şeyini söylüyor.
Çavbellalı günaydınlar Kıbrıslılar dedi Mustafa Genç Osman Bak. Bu da güzel bir şarkıcıktır, türkücüktür. Kamu hizmeti komisyonu geliştirilmiş, taktikleştirilmiş, diktatör bir rejim ve geliştirilmiş, taktikletirilmiş sistemin çok önemli bir koludur. Bu yüzden vazgeçemezler. Komünist Serdar'dan, Serdar Tirak'tan selamlar diyor. Fırat Golal çok güzel bir yazı yazdıydın. Arada bir mö derik geviş getirmeye devam diyor Fırat Golal. Adnan Çağmal, hayat pahalılığı %-0.23 nasıl oluyorsa %-0.23 yani -23 olabilir bilmiyorum. Hasan Aysal, en ucuz buğday markete 5 TL idi 7.5 olmuş. Bu hesaba göre %50 zam oldu tarım ürününde. Mehmet Bata, Serhat Bey üniversitelerde öğrenci sayısı çok düşmüş diyorlar. Bu durum ekonomik açıdan önemli bir durum. Ne zaman düzelir? Hiç düzelmez gibime geliyor. Evet. Ve geçelim havamızın durumuna. Hemen okuyalım. Buradan okuyorum ben hava durumunu direkt. Bugün bölgemiz alçak basın sistemiyle üst atmosferdeki serin, şükürler olsun, serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Mevsim normalleri civarında bir sıcaklık söz konusu ki bu düne göre 12-10 derece düşüş demek. Güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli bir rüzgar esecek. Girne 28, dün 36 idi. Çamlıbel 29, Lapta 28, Akdeniz 30, Boğaz 28, Alev Kayası 28, Esentepe 28. Lefke 29, Güzelyurt 29. Lefkoşa 42'den 30'a düştü bugün. Lefkoşa, Ercan, Geçitkale, Beyarmudu, Gazimaosa, İskele 30, Yenerenköy 28. Evet, Allah'a çok şükürler olsun. Bir üfledi, püfledi, dedi Ramazan'ın dedi son iki gününü dedi inananlarıma dedi, Kıbrıs'taki inananlarıma dedi, hediye ediyorum. Biraz daha serinde dedi son iki Ramazan'ı şey yapsınlar, inşallah öyle demiştir diye düşünüyorum. Yani vahiy falan filan geldiği yok yani. Anladınız? Püf dedi gitti o sıcak hava, bizi terk etti. Gitti sıcak hava. Ve yarın o bir gün de yağmur beklentimiz var. Onu da belirtelim sizlere. Evet, 30'lardayız. 42'den 30'a indik. Allah'a çok şükürler olsun. Çünkü aynen pandemide de aynı şeyi bekliyoruz. Evet, günaydınlar Sayın Sujet. Pembe Kiracıoğulları günaydın. Bugün engellilerin ödemesi var mı? Bir kez daha soruluyor bu soru. Bugün herhangi bir ödeme olmayacağı bilinci var bende. Ben bilgisi var, özür dilerim. Ama bunu Maliye Bakanlığı bilecek. Hayırlı cumalar Zekiye Paşa. Evet, selamlarımız herkese devam ediyoruz. Kazım Hakverdi sağ olasın. Erdoğan Akkılınç çok teşekkürler. Erdoğan Akkılınç dün gazetelerde gördük, Kıbrıs gazetesi yazdı. Yeşilırmak ve gemi konağı bölgesinde, yedi dalga bölgesinde denizlerimiz pırıl pırıl. Zaten Güzelyurt Körfezi tertemiz. O bölgede gerçekten denizler çok 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 temiz. Hiçbir tek öyle o nedir o şeyler, deniz anası falan yok. Hanife Yılmaz yaktı kavurdu gitti diyor. Aynen öyle, çok fena çok fena yaktı kavurcu gitti. Bugün ilk defa size rast geldim. Herkese yalnız teşekkürler. Biraz önce bana teşekkür ama rica etsem mi? Ben geldim diyelim İstanbul'dan. 14 gün nerede karantinada tutulacağım? Tülay Oğuz diyor, soruyor bunu. Şu andaki tutulma yeri bildiğim kadarıyla Malpas Otel'dir. Malpas Otel'dir. Sigorta emeklileri ödenecek mi bugün? Hayır Bilbaycığım. Bugün ödeme yok. Hiçbir emeklilere yetiştirmeye çalışacağız demişti Sayın Maliye Bakanı. Çarşamba gün benim konuğumdu. Yetiştirmeye çalışacağız ama pek umut yok dedi. İsterseniz bir Maliye Bakanlığı'nı arayalım lütfen. Atınç Yağsoy, Gardatçığım günaydınlar. Hakan Özpolat. Vay Hakancığım, Ramadan Hızır günaydın. Günaydınlar. Günaydınlar Ramadan Hızır kardeşim, selamlar. Evet. 8 Haziran'da inşallah açılır
Bir tartışmamız daha var bugün. Diyalog gazetesinin manşetinden verildi bu tartışma. Seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi. Ekim'in 11'i falandı. Ama bugün Silihdar Sarayı'nda Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan Yardımcısı, muhalefet hepsini kabul edecek. Maskeli göreyim sizi lütfen. Evet, ve bu konuyu da görüşecekler. Hem bu konuyu görüşecekler. Tamam Örsancı. Bu konuyu da görüşecekler. Kemal Zaim, Meryem Seval Akayoğlu, günaydınlar. Sağ olun Meryem Seval Akayoğlu, sevgiler, saygılar. Kemal Zaim Gardatçı, Mehmet Akmandor, günaydın. Şimdi görüşecekler bu meseleyi de. Sayın Akıncı istifa ederse 45 gün içerisinde yapılması lazım. O da yarın istifa ettiğini veya ay sonu istifa ettiğini düşünün. Ve 15 Temmuz'da 45 derece sıcakta sandık olması lazım, kurulması lazım. Sayın Başbakan şu anda bizim derdimiz ekonomidir diyor. Diyalogda okuduğum kadarıyla ama dinlediğim, anladığım kadarıyla da öyle diyor. Bu ülkede ekonomini raya oturtmak lazım diyor. Ne seçimi? Bunun için paramız mı var diye soruyor Likaşem Medi. Yani paramızın olmamasının dışında seçdingdan oldu. Yani seçdingdan oldu. Yani Çince söyledim onu. Koronavirüs bizi Çince öğretti. Seçdingdan oldu. Yani bunca zaman anlamında. Çince'dir bu bak. Seçdingdan oldu anlamında söylediğinde seçdingdan oldu. Kawa. Bak seçdingdan oldu bugüne kadar yani. Sen mi karar veriyorsun geleceğinle ilgili kritik konulara, hayati konulara? Kıbrıs Türk'ü sen mi karar veriyorsun? Evet. Dün Mausa'da, Perşembe pazarında, pazarın kapısından girenlere maske verilirdi. Güzel bir şey ve kalabalıktı. Kalabalık yoktu. Ne kadar biz önlem alırsak alalım, gene de dikkatli olalım diyor Nazım Abdullah. Evet, İskele Belediyesi'nin dağıttığı şeyleri de, ne derler, maskeleri de eleştirdi bir arkadaşımız. Biraz süngerimsiymiş. Ama olsun, güzeldir, kalitelidir. Yine ıslatmayın, ıslanmasın, terlemeyin, koruyun. Önemli olan sizden hapşırık ve öksürüğün çıkmaması. Ama Lefke'de bir arkadaşı gördüm bir gün, devlet çalışanı. Öksürüyordu, maske buradaydı, böyle yaptı. Dedi, kaldırdı tekrar. Onu kodu sağa öksürüyordu, utanır. Yani az kaldı küfür edeyim ama... Edemem tabii ki televizyonda. Ne demek? Ne demek? Londra'dan Zalihe Mazhar bize selamlar ediyor. Biz de ona ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün konuğumuz yok. Olmayacak bugün. İnşallah haftaya alırız. Mesaj attım ben danışmanlarına, yardımcılarına, Sayın Bakanımızın. Bugün Sayın Ayşegül Baybars bizim konuğumuz olacaktı ama... çok acil bir toplantı durumu olduğu için iptal ettik. Önemli bir toplantı mutlaka. Biz saygımız, sevgimiz sonsuz herkese tabii ki. Ama inşallah haftaya alırız. Haftaya çarşamba ilk programımızı yapacağız. Ünal Üstel konuğumuz olacak çarşamba günü. Cuma günü de haftaya Erhan Arıklı Başkan konuğumuz olacak. Bunu da hatırlatalım sizlere ve yavaş yavaş gazetalarımızın ön sayfalarına geçelim. Bugün Haberci gazetesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yasu Girye Prezident, Bospais, Diganis, Innabugamnis, Buenabay gibi sorular sordu. Nabayindun spidumu dedi o da, eve gidiyorum şu anda yolda yakaladın beni. Böyle bir konuşma geçmedi aralarında tabii ki. İngilizce konuşuyorlar çünkü kendi aralarında. Hi, Mr. President. Aksancık da bu.
8 Haziran'da geçişler başladı. Bugün böyle içimde program yapmak gelmiyor. Yani ayda arada bir oluyor. Yani aylık program yapmak istememe günü olarak geliyor bana. O günlerden biri aslında. Hiç öyle gazete okuyasım yok. Hiç bilmiyorum. Yani sarı çiçeği söyleyesim var mesela. Nevzat abim de hatırlattı. Sordum sarı çiçeği. Annen baban var mıdır? Çok tüylerim kalkıyor yani. Böyle çok güzel bir şeydir. Ya en güzel hem melodi açısından hem sözler açısından herhalde var yani. Rockçu arkadaşlarımız var, kızacaklar. Mert Güçlü hocam kızacak mesela, sevgili avukat. Kızacak, nedir be şöyle deyin falan gibisinden. Çünkü o herhalde rock tarzında ister diye girelim ama değil. 8 Haziran'da geçişler başlayabilir. Görüşmüş Akinci en Anastasiyadi. Rumlar öyledir, Akinciyiz. Ama biz de onların isimlerini yanlış söyledik, yani sorun yok. Seleri okumamak lazım. Yani mesela Nikos Anastasiades değil. Niko Anastasiadi. Ama tabii ki Broetro, başkan anlamında. Bizdeki de Broetro, eşit. Dönüşümlü. Evet, Pile halkının çilesi 1 Haziran'da bitiyor. Evet, son bilabim. Artık kızmayacak bize inşallah, küsmeyecek bize inşallah. Gelsin kahvemizi içelim. Kuralları koyacaklar tabii ki. Tokalaşma mokalaşma kimseyle zaten yok böyle. Merhaba. Son bilabim başta olmak üzere bütün pilelilere tabii ki selamlarımı da iletiyorum. Öncelik Pile halkı ve güneyde çalışanlar, iki lider onlara vermiş. Şemsiyelerinizi hazırlayın diyor haberci. Sahra çölünden gelerek bölgeyi etkileyen sıcak hava bugün itibariyle etkisini yitiriyor. Hafta sonu sağanak yağmur geliyor. Yani artık birazcık hırpaladın bizi, hırpaladın sığınak, hırpaladın sağanak. Sağlık Bakanı Ali Pilli var manşette. Kaç gündür test yapıyoruz, koronavirüs vakası görülmüyor. Ama bu vaka yok anlamına gelmez diyerek vatandaşlara tedbirleri elden bırakmayın çağrısında bulundu. Huzursuzum, korkuyorum. Herkesin salgının ne kadar ciddi olduğunun farkına vardığını, önlemleri aldığını, ancak açılım süreciyle birlikte her şeyin unutulduğunu belirten Sağlık Bakanı Pilli, bana göre açılan sektörlerde sıkıntı yok. Asıl sıkıntı kurallara uyulmazsa yaşanacak. Herkes tedbiri bıraktı. Özveri sürmeli. İnsanlar bu işin bittiğini düşünüyor ama bitmedi. Toplumun %70'i maske, sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Bunu gördükçe üzülüyorum. Açıkçası huzursuzum ve korkuyorum. Ramazan bayramında bazı tedbirler alınmasını istiyorum açıkçası diyor. Bence toplumda iki tür insan var. Ülkenin bir yere gelmesini isteyen iyi niyetliler ve olayları politik malzeme haline getirenler. Ben Güzelyurt gibi küçük bir yerden gelmiş olabilirim. Ama beni herkes tanıyor. 35 yılda binlerce hastam oldu. İşimi iyi yapmaya, merdivenleri tek tek çıkmaya gayret ettim. Bu göreve böyle geldim. Kırıldığım zamanlar elbette oldu ama birçok insanın yanımda duracağını da biliyordum. İstifa etmeyi hiç düşünmedim. Topluma hizmet için buradayım. İzin verildiği ölçüde görevimi en iyi şekilde yerine getireceğim. Tedbir alırsak ikinci dalga olmayacak. Olsa bile hafif geçecek. Ancak bu şekilde devam edip hiçbir şey olmayacak gibi hareket edersek İkinci dalga gelebilir, gelirse de daha kötü geçebilir. Herkes bunun ne kadar ciddi olduğunu farkına vardı önce, şimdi unuttuk. Lütfen unutmayalım diyor. Lütfen Ali Pilli'ye kulak verelim. Lütfen kurallara uyalım arkadaşlar. Lütfen. Be arkadaşlar. Lütfen be arkadaşlar. Afrika diyor ki bugün kapılardan geçiş başlıyor.
Mustafa Akıncı ve Nigo Anastasiadi telefon görüşmesi yaptı. 8 Haziran itibariyle güneyde çalışanlar, evet. Yangınsız gün geçmiyor, güneyde vaka sayısı 1, güneyde uçuşlar 9 Haziran'da başlıyor. Turistlerin 20 Haziran'dan itibaren gelmesi bekleniyor. Ama nereden gelecekler o da ayrı bir mesele çünkü henüz bir uçuş planı yok. Hakikat ilginç bir manşet başlığı kullandı. Açılımlar çerçevesinde tabii siyasi partilerdeki kavgalar da açıldı. Onlar da başladı korona önlemleri kalktığı zaman. Ulusal Birlik Partisi'nde kılıçlar çekilmiş. UBP'de kurultay hesaplaşması daha 2 senesi var bu işin. Yani bence fazla abartmamak lazım diyorsan bu meseleye. Neden? Öyle diyorsan da. Esnafın yüzünün yeniden gülmesini sağlayacağız diyor. Kim diyor bunu? Kim diyor? Sayın Fikri Ataoğlu söylüyor. Sayın Fikri Ataoğlu söylüyor. Ve biz de diyoruz ki Selba Homes, evin evin güzel evin Selba Homes'dan olsun diyoruz. Selamımızı veriyoruz. Afrodit Wellness and Spa'yı unutmuyoruz. Afrodit Wellness and Spa. Kantara balımızdan bahsetmiştik. Tabii ki pekmezimizden, macuncuklarımızdan, Arden Hellim masamızdan eksik etmiyoruz Arden Hellim'i. Zafer Küpeş'te, Korkuluk ve Küpeş'te de bir numaralı marka diyoruz. Akay Optik, dün değil bir önceki gün ben oradaydım. Efkoş adamı Mehmet Akay Optik, bir kez daha teşekkür ediyorum. Yani gözlücüklerimi tamir ettirdim, camcıklarımı onarttırdım, değiştirdim. Mehmet Akay Optik, Lefkoşa'da, Mausa'da, Vizyon 2000 ve telefon hattımızda biri var galiba. Alo. Alo. Günaydınlar sevgili Serhat. Günaydın Ulus hocam. Ulus Irkat, buyurun hocam. Sevgili Serhat, tabii salgından ötürü tüm dünyada ekonomik olarak bir kısıtlama var, sorunlar var. Tüm dünyada genelde enflasyonla, devalüasyonla ve sıkı para politikalarından ötürü de piyasaların çalışmamasından ötürü sıkıntılar görüyorum. Bizim ülkemizde daha fazla bu sıkıntı piyasada para olmaması, turist olmaması, işte güneyden insanların gelmemesi ama daha fazla dikkati çeken de maalesef parayı sarf eden orta kesimin, biraz da orta kesimin, istiklal kesimi zaten sıkıntılıydı. Asgari ücretleri zaten pek böyle açlık seviyesinde buluyordu da orta kesimin daha bol parası vardı ama maalesef tedbir diye denilerek bir kısım para da kısıldı. Genelde 2500 civarında Türk lirasıydı bu. Kısılınca da piyasa daraldı. Yani para olmadı ve orta kesim insanlar ve emekli kesimler de tabii ki pek alışverişe gitmedi. Şimdi Kanada'ya, İngiltere'ye, Avustralya'ya baktığımızda burada sıkı para politikaları yerine böyle felaket veya ekonomik sıkıntı günlerinde emekli kesimlere, orta kesimlere ayrı çekler, ayrı paralar verilerek biraz da esnafın ve üreticilerin kazanmasına yönelik tedbirler düşünülüyor ve hem orta kesim ve emekli kesimler hem de üretici kesimlerin veya küçük işletmelerin kar etmesine doğru gidiyor. Veya para ellerine para geçmesine doğru gidiyor. Şimdi bizde niye bu yöntemler denemedi? Şimdi muhalif partilerden haklı olarak işte CHP olsun, TDP olsun, iç borçlanma dendi. Niye bu konular üzerinde düşünülmedi? Bunun tartışılması gerekiyor. Hocam bunlar bu konular üzerinde düşünülüyor. Yani bu konuda toplantılar yapılıyor. Yani bizim bilgimiz dahilindedir. Kamuoyuyla da paylaşıyoruz bu toplantıların yapıldığını. Yani şu anda düşünülüyor bunlar. Tartışılıyor. Otelciler, evet. Otelciler, ticaret odası, ticaret odası, sanayi odası, esnaf ve zanaatkarlar odası. Bunlar hükümetle
sürekli istişare içerisindedir. Yani bu konuda toplantı yapılmıyor diye bir durum söz konusu değil. Yapılıyor ama ne yapsınlar durumu var be hocam. Evet, anlıyorum. Yani en eşir ya durumundayız. Evet, evet, evet. Ama sizin söylediğinize %100 katılıyorum. Piyasanın canlandırılması için, yani Sayın Ünal Üstel'le dalga geçmeye çalıştı birçok kişi. Yerel turizme açılıyoruz diye. Ama dün Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, o kadın başbakan, sanki Ünal Üstel'in konuşmasını aldı ve konuştu. Çünkü sizin söylediğiniz doğrultuda dedi ki vatandaş dedi parasını dedi verin dedi vatandaşa ve çalışma gününü de dedi yani haftalık çalışma gününü 7'den 4'e düşürün. Nasıl? Daha çok çalışacak insanlar dedi. 4 güne düşürürsek. Bizim bu Maus hikayesini de düşünürsen, kamu hizmeti komisyonu atamalarını da düşünürsen, hani bizde esprileri yapılır devlet dairelerinde. Yani gittiğinde ne yapıyor insanlar? 4 gün gitsin dedi içerisinde Ardern. 3 günde dedi tatil yapsın. Ve bu tatilleri dedi, çünkü dışarıdan artık turist getiremeyecek, parasını bizim tatil yerlerimizde harcasın. Bizim beripler ocuklarımızda harcasın. Bizim otelciklerimizde harcasın. Gerçi bugün Oteliciler Birliği Başkanı'nın açıklaması var galiba. 130 otelin 30'u açılıyor falan gibisinden ama. Yani ben size katılıyorum bu konuda. Kesintinin ötesinde tam tersine verinti olması lazım. Buyurun hocam. Onun yanında tabii sevgili Serhat, Güney'den de bazı görüşler okudum şeyde. Bu Cyprus Trails adlı İngilizce, Rum ve Türk vatandaşların katıldığı web sayfası var. Şimdi Bas'ta da mesela, Limassol'da da büyük düşüşler oluyor. Tabii tabii. Hatta böyle öneriler de var. Yani Kıbrıs'ı Türk turistlere açılma daha ucuza, onlara uygun ve hiç olmazsa bir şekilde otelleri gelire doğru götürme, kazanca doğru götürme evet. Şeklinde fikirler de üretiliyor. Güneyde bile. Bizim de Kıbrıs'ın güneye doğru bir açılımımızın olması gerekiyor ama dediğin gibi tabii ki salgının da göz önüne alınması lazım. Şey üzerinde, salgın üzerinde de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bizde avantajlar ve dezavantajlar neydi? Onu da konuşalım. Şimdi az bir nüfusun muhakkak olması güneye göre veya diğer ülkelere göre bir de toplu taşımacılığın zayıf olması. Herkesin arabasının olması da bizde salgının pek fazla etkili olmasını önlemiş diye düşünüyorum ben. Çünkü İstanbul, New York veya Londra gibi şehirlere baktığımızda mesela arkadaşlarımızdan, yakınlarımızdan öğrendik. Bu internetle çalışan taksilerde en az 600'e yakın şoförün öldüğü, salgından ötürü söyleniyor. Bu yığılmalardan, kalabalıklardan ötürü olan durumlar oldu. Evet, dikkatli olalım diyorsunuz birazcık hocam. Bu yığılmalara dikkat edelim. Biz de size çok çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Bir şey daha söyleyeyim sevgili Serhat. Çok çabuk hocam toparla. Bu imar planında tartışıldı. Arkadaşlarımızın da düşünmesini istiyorum. Yani pek fazla yığılma, pek fazla nüfusun olması da böyle salgınlarda maalesef dezavantaj duruma geliyor. Ve kanalizasyon sistemleri çok önemli. Eğer kanalizasyonlar, oteller, ne bileyim binalar denizlere boşalacaksa, akarsuların içerisine boşalacaksa maalesef biraz da Mamusa'da akarsuların içinde şu anda fareler üremeye başladı. Sivrisinek yaptırmaya başladı. Bir belediye meclisi beni de telaşlandırıyor. Allah bunlar, bizi korusun. Bunlar salgına da neden olabilir. Geçen seneki Nil virüsü, Batın Nil virüsü gibi olaylar olmasın diye bunlara dikkat bu kanalizasyon sorunlara dikkat edelim diyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ettim. Sağ olun hocam. Evet. Ara verelim. Özgül Erdoğan Özdemir Ağa günaydın. Salih Yusuf Kılınç. Bu kadar lüks araba nerede var abi? Devlet fukara demek ki ama bir yerde yanlışlık var. Ben inanmam ki birilerin
nasırına basacaklar. Herkes herkese gebe. Maalesef acayip bir durum var aslında, herkes bilir ama bu çocuk daha doğmaz, bu gebelik daha uzun sürecek diyor Salih Yusuf Kılınç. Salih Demirkent günaydın. Artık açıldık saçıldık, maske takar kimisi kimisi takmaz diyor. Takmak lazım. Gülay Karagil sağ olasın. Serkan Kocabaşoğlu kapıları açmaya acele etmesinler diyor. Her gün güneyde 3-5 vaka çıkıyor, zordayız ama biraz daha sabredelim. Yoksa bir çuval inciri incirli ederiz. Evet. Kendi kendime söyledim. Neyse, bir şey değil. Ayşe Ömer Balkaya, hayırlı ve sağlıklı cumalar. Emine Ferit Özuçar, Fırat Golal kardeşim, Sağlık Bakanımızın yanındayız. Onun sözünü dinlediğimiz için hastalık yayılmadı diyor. Salih Canseç, günaydın müdürüm. Meryem Nergiz, günaydınlar Meryem Nergiz. Ve Yaşar Oğuz, günaydın. Hasan Hüda Ecer hocam, öpüyorum. Doğan Ank, sağ olun. Süleyman Er, dalga dalga dalgalanıyor koronayı gören anam, sevdalanıyor. Çiğdem Bebek Bebek, günaydınlar. Doğan Ank, evet. Nevzat İrdem, teşekkür ederim bu Ramazan'da okuduğun için Serhat. Ne muradın varsa Allah sana yardımcı olsun. Engin Şah, günaydın. Zaliye Masar, günaydın. Şimdi aramızı verelim, aradan sonra dükkan bizim, gazetelerimizle devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın.